Sevgili izleyiciler, bu ormanda aylardır yerinden kıpırdamamış bir çadır varmış. Yöre halkına göre çadırda bir canavar yaşıyor. Gerçek mi, değil mi? Hep birlikte görelim. Teksoy ve ekibi çadırı bulmak için yola koyuluyorlar. Fakat ne yöne gidecekler? Teksoy bir ayak izi buluyor ve yönlerini tayin ediyor. Bu tarafta. Ormanın bu kısmını kanoyla geçecekler. Teksoy kuvvetli akıntıya karşı koyuyor. Ve canavarı son kez uyarıyor. Canavar, canavar, ben Saadettin Teksoy. Neredeysen çık ortaya. Canavar. Canavarın ortaya çıkmaya niyeti yok. Teksoy mükemmel bir resim veriyor. Issız ormanda tanıdık bir şırıltı. Selamun aleyküm dayı. Rahat ol, rahat. Devam, devam. İstanbul'dan geldik, girdik ormana. Ormanın da maşallahı var. Sanki hiç girmemiş balta. Gördüğünüz kara ağaç. Oğlum kara ağaçları çeksene. Teksoy kahramanca kendini ayının önüne attı. Ve çok geçmeden koskocaman ayı kuzu gibi oldu. Teksoy ormanda esrarengiz bir adamla karşılaşıyor. Merhabalar. Çadır hakkında bir şeyler biliyor olabilir. Yaklaşıyorlar. Saadettin Teksoy. Benim plastik topumu gördün mü? Vallahi biz de yeni geldik. Siz kayboldunuz galiba. Piknik yapıyorduk, topumu kaybettim. Çadırdan haberin var mı? Yok. Çadırdan bu kadar korkmasının sebebi neydi acaba? Göreceğiz. Vakit daralıyor, hava da giderek kararıyordu. Peki neredeydi bu çadır? Saat tam 11'i gösteriyordu ki... Hissediyorum, yaklaştı. Söndür işe, söndür. İşte bulduk çadırı. Şimdi çözüyoruz bu sırrı. Yavaş, yavaş. Aa, Saadettin Teksoy. Biz canavara bakmıştık. Ne canavarı Saadettin Bey? Biz ailece burada kamp yapıyoruz. Peki... Bunca zamandır burada nasıl yaşıyorsunuz? Neon1.com sayesinde. Bravo. Doğanın keyfine varınca bir daha bırakamazsın. Sakata gelmemek için de Neon1.com'a uğrarsın. Bir sırrı daha meçhullikten çıkardık. Ben Saadettin Teksoy. Hoşça kalın. Böyle. Ay. Siparişinizi getirdim. Ay. Ay alayım ben.